kısmet gerçekten çok zor bir yayın gerçekleştireceğiz. Kokudan durulacak gibi değil bu noktada. Meles Çayı'ndayız şu anda ama görüntüler 2019 İzmir'ine yakışmıyor. Bakın Meles Çayı'nın son görüntüsü. Tam İzmir'in göbeğindeyiz şu anda ama görmüş olduğunuz gibi burası artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çünkü artık hiçbir şey söylenemeyecek durumda. Ne bir şu ana kadar sadece kireçle burasını bu koku durdurabilmek istendi ama olmuyor, durdurulamıyor artık. Ve İzmir'e giriş noktanıza yaklaşık 5 kilometre, 10 kilometre ileriden bu kokuyu duyabilirsiniz. Peki neden yapılmıyor bu? Neden burada bir çalışma yapılmıyor? Onu da konuğumuza soracağız. Hoş geldiniz abire. Hoş bulduk. Efendim neden bu görüntü var? Siz yıllardır meclistesiniz. Evet. Soruyorsunuz neler olmuyor, neden olmuyor? Efendim önceki dönem Büyükşehir Meclisi'ndeydik. Bu sorunu çok gündeme getirdik. İzmir'in hemen göbeğinde, Alsancak'ta, limanın hemen yanında Melez Deltesi diye adlandırdığımız özellikle bu Melez Çayı'nın denize döküldüğü alanda körfez çok ciddi bir şekilde kokuyor. Yaklaşık 15 yıldır körfezde yüzeceğiz diye söz eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir körfezine yönelik olarak herhangi bir yatırım yapmadı. Yeni başkan da diyor ki 3 yılda çözülecek bu. Çözülebilir mi sizce bu? Kesinlikle mümkün değil. Tam hükümetimiz buraya 6 yıldır ÇED raporunu verdi. Bu ÇED raporunun verilmesinden bu yana herhangi bir şey olmadı. Sadece her yıl televizyonlara çıkıp körfez, yüzülecek bir körfez, yüzeceğiz söylemleri var. İdeolojik söylemler var ama yapılacak bir şey yok. Bu körfez temizliğiyle görevli olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kurumu olan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yönetim kurulu başkanı olduğu olan İSSU 30 yılı aşkın bir süredir körfezle ilgili olarak çalışmalar yapıyor. Ama körfez neredeyse artık toprakla, atıklarla dolu bir hale geldi. Bunu yapabilecek yetenek, bilgi birikiminin olmadığını şunu görüyoruz. Vatandaşlar şimdi evet. İzleyenler, İzmir'den geçenler, buradan görenler, bu kokuyu duyanlar neden olmuyor? Bunu yapabilmek için vizyon, yetenek, kabiliyet, istek olması gerekiyor. Palyatif yani geçici çözümlerle İzmir Körfezi'nin koku sorunu giderilmeye çalışıyor. İşte İzmir tonlarca, kamyonlarca kireçler getirilerek bu kokunun giderilmesine çalışılıyor. Bu çok kötü kokmaya başladı. Bu çok kötü kokuyor. Rüzgarla birlikte, yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte İzmir ve İzmir çevresi artık bu kokunun altından kalkamayacak bir hale gelecek. Özellikle de sıcakların başladığı bu günlerden itibaren vatandaşlarımızdan da çok ciddi tepkiler gelmeye başladı. Bunun için körfezin derinleştirilip temizlenmesi gerekiyor. Ancak körfez çıkışında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmak yükümlülüğünde bulunduğu bazı çalışmalar var. Bu çalışmaları bir türlü başlatamadılar. Neden? Başlatmadılar. İstek yok. Bu kadar kokuyor İzmir. Bu kadar şikayet var. Evet. 3 aylık bir süre içerisinde yazın işletti bir şekilde kokuyor. Kışın kokmuyor diye geçiştirmeye çalışıyorlar. Evet. Kaç günde temizlenir? Böyle bir çalışma başlasa burası, bu Meliz'in sorunu kaç günde biter size göre? Aslında bütün ÇED raporları alınmış, planları yapılmış ama 6 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu hayata geçiremedi. Bunu hayata geçirecek istek olması lazım, irade olması lazım. İstanbul'da nasıl Haliç temizlendiyse ki Haliç buranın en az 100 katı büyüklüğünde, bu Melez Deltesi'nin büyüklüğünde. Bu körfezi temizlemek de çok basit, derinleştirip özellikle körfeze bir akım verip körfezdeki atıkları temizleyip bunu İzmir'in... Sizler bunları sundunuz. Çok ifade ettik. Hatta dönemin belediye başkanı ya İzmir'de böyle bir problem yok demeye getirdi ki bu meclis tutanaklarında var. Ama bunu bütün İzmir'den... Körfez kokmuyor diye. Evet, körfez kokmuyor. İnanılmaz derecede kokuyor. Evet, körfez kokuyor. Körfez hatta kokmanın ötesinde de çok kısa bir süre içerisinde artık körfezin delta ile buluştuğu nokta tümüyle kapanacakmış gibi gözüküyor. Zaman içerisinde eğer bu tempoyla gidilirse körfezin tümüyle artık atıklarla kapanma tehlikesinden de söz etmek mümkün. Çok yakında piknik alanları var. Vatandaşlarımız piknik yapıyordu ama olmadı. Herhalde olmayacak bundan sonra. Tabii ki vatandaşlarımız böyle hafta sonlarında hafta sonlarında bu bölgeye pikniğe geliyorlardı. Ama artık bu kokuyla
geçerken, buraya geçerken geldim. Vatandaşlarımızın piknik alanında olmadığını gördüm. Bu İzmir için, İzmirliler için büyük bir kayıp. Bu açıdan baktığımızda gerçekten bir çevre faciasıyla karşı karşıyayız. Bu çevre faciasını her yıl yaşıyoruz. Ama her yıl yetkililer, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi, burada önlem almakta yetersiz kalıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Hikmet Öztürk, İzmir'in halini görüyorsun. Sen de bir İzmirlisin. Ama bu sorun yıllardır İzmir'de çözülmüyor ve devam etmeye, burada gördüğünüz gibi devam ediyor. Ama en yakında burada görmüş olduğunuz gibi piknik alanları vardı. Vatandaşların buraya gelip şu anda bu koku içerisinde yakınlarda yapması, piknik yapmasına imkan yok diyelim. Bakalım ne zaman çözülecek? Göreceğiz bu 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde İzmir ne kadar çok kötü kokacak? Onu da ileteceğiz izleyicilerimize diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den sana bırakalım.